Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates yemeği ile karşınızdayım. Bakın, ilkbahar döneminde taze patatesler çıkıyor. Eğer onlardan alırsanız daha da lezzetli olurlar. Çok leziz oluyor bu patatesler. Ben bu boydan şöyle göstereyim. Çok büyük boy değil. Küçük, bakın avucuma sığacak kadar. Bunlardan 5-6 tane. Bir tane de şöyle orta boy. Çok büyük de değil. Kuru soğan kullanacağım. Etsiz de yapabilirsiniz. Ama ben birazcık kavurma ekleyeceğim. Etsiz de güzel olabilir ama. Soğanı güzelce kuşbaşı doğrayacağım. Şöyle ince ince, küçük küçük. Patateslerimi de kuşbaşı şeklinde ama biraz daha büyük, irice doğrayacağım. Çünkü patates piştiği zaman bayağı dağılıyor. Çok küçük yaparsanız çok dağılırlar. Aşırı da büyük olmasın. Kesilebiliyor yani, zaten piştiği zaman da kesilebilen bir sebze. Salça ve baharatlarla yapacağız. Tekrar dediğim gibi etsiz de yapabilirsiniz ama et de yapıp kullanabilirsiniz. Kıymalı yapan da var. Kuşbaşı et kullanan da var. Tavukla da yapılabilir bu. Tavuk etiyle de yapılabilir. Tercih size bağlı. Ne kadar koyacağınız da size bağlı. Ben 2-3 yemek kaşığı kadar kavurma ekleyeceğim. Ama yok, ben 2-3 yemek kaşığı kadar kıyma da koyabilirim. Ya da bir tane tavuk göğsü ya da yarım tavuk göğsünü ince ince doğrayıp da koyabilirim de diyebilirsiniz. Yani bu yemeği ister patatesle yapın, patatesle soğanla sade yapın, ister etle, kuşbaşı etle, ister kıymayla, isterseniz de tavukla yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Ben bugün kavurma kullanacağım. Şimdi patateslerimizi güzelce soyacağım ve doğrayacağım. Soğanımı da aynı şekilde soyacağım. Onu da doğrayacağım. Ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Buyurun, beraber yapalım. Bu arada videolarımı beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben gördüğünüz gibi soğanımızı soydum. Patateslerimizi soyacakla soydum. Şöyle. Şimdi bunları yıkayıp doğramaya başlayacağım. Evet, soğanımızı bu şekilde bakın doğradım. Bir tane olan soğanı doğradım. Patateslerimizi de, soyduğumuz patateslerimizi de bu şekilde büyüklüklerini gösteriyorum. Bu şekilde doğradım. Şöyle göstereyim. Şimdi patateslerimizi ve soğanlarımızı doğradıktan sonra pişirmeye başlıyoruz. Önce soğanlarımızı güzelce kavuracağım. Ben et koyacağım biraz. İsterseniz siz koymayabilirsiniz, tekrar belirteyim. Soğanlarımı 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağıyla, sıvı yağ da kullanabilirsiniz, tereyağı da kullanabilirsiniz. Kavuralım ve başlayalım. Soğanlarımızla başlayalım. Evet, şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Dediğim gibi bakın, ben 2 yemek kaşığı kadar kavurma koydum. Şimdi 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Yağımız ısınınca soğanları ekleyeceğim.
Evet. Bakın ısındı. Şimdi doğramış olduğumuz, önceden hazırladığımız soğanlarımızı döküyorum. Hafif pembeleşinceye kadar soğanlarımızı pişireceğim. Bir yemek kaşığı salça kullanacağım. Domates ve biber karışık kullanıyorum. Ben siz dilerseniz evinizde sadece domates salçası varsa o da yeterli olur. Bakın tekrar söylüyorum, et koymak zorunda değilsiniz ama ben 2 yemek kaşığı kadar koydum. Ama et sevmeyenler de bunu etsiz yapabilirler. Ya da et alamayacak gücü olanlar da olabilir. Allah herkese yardım etsin. Evlerini bereketle, bol bereketle doğsun. Tüm mutfaklar bereketli doğsun. Bolluk içerisinde geçsin mutfaklarınız. Yemek malzemesi alamayanlar olabilir. Rabbim onlara yardım etsin. Evet, bakın bu şekilde soğanımız oldu. Şimdi salçamızı ekleyeceğim. Bakın şöyle. Bir yemek kaşığına yakın salça koyarsanız yemeğiniz daha güzel olur. Evet, bakın soğanın kokusu çıktı. Hafif pembeleşti. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz patateslerimizi, doğradığımız patateslerimizi içine ekliyorum. Bu şekilde de güzelce patates hafif kavuracağım. Bu arada ocağımın altını kıstım. Çok yüksek ateşte pişirmiyorum. Şimdi malzemelerimizi, baharatlarımızı atalım. Şöyle bakın. Ben tatlı kaşığıyla kaya tuzu ekledim. Siz bir çay kaşığı kadar tuz koyabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığından biraz fazla toz biber. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber attım. Baharatlarını koyduk. Şimdi üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Ben kaynar su ekliyorum. Siz soğuk su da ekleyebilirsiniz. Çok da doldurmayacağız. Evet, bu şekilde artık pişmeye bırakabiliriz. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Evet, bakın patateslerimiz pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum.
servise hazır. Biraz bekleyecek, soğusun. Ondan sonra servise hazır.